Şimdi İstiklal Savaşı'nın isimsiz kahramanlarından birinin hikayesini getireceğiz ekranlarınıza. Adı Abdurrahman Peşevari. Hindistanlı bir Müslüman. Her şeyini bırakıp Anadolu'ya geldi, cepheden cepheye koştu. Kurtuluş Savaşı'nın ardından da önemli görevlerde bulundu. Örnek bir Anadolu çocuğu diyorum ben Peşaveri'ye. Abdurrahman Peşaveri ya da Peşaverli Abdurrahman Bey. Zengin bir ailenin 12 çocuğundan biri olarak Hindistan'ın Peşaver şehrinde doğdu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkan Savaşı'nda düştüğü zor durumu öğrenince yardım kampanyalarında görev aldı. Hindistan'da çığ gibi büyüyen kampanyada dilenciler sadakalarını, anneler evlatlarını bağışladı. Zengin bir Peşaverli o çocuğu satın alıyor. Daha sonra da o parayla yardım heyetinin kampanyasına dahil ediliyor ve çocuğu tekrar annesine iade ediyor. Peşaveri toplanan yardımları taşıyan heyetle Anadolu yollarına düştü. Yardımlar iletildi, bir sahra hastanesi kuruldu. Bir sahra hastanesi kurarlar. Bu sahra hastanesinde yaklaşık 4 ay boyunca cephede yaralanan Osmanlı askerlerini tedavi ederler. Heyet ateşkesin ardından ayrıldı ama Abdurrahman Peşaveri ülkesine dönmedi. O Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı ordusunun bir neferiydi. 3 kez yaralanır ama üçünde de pes etmez. Seni memleketine gönderelim derler, asla kabul etmez. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Anadolu'ya geçti. Bu kez istiklal mücadelesinde Türk halkının yanında yer aldı. Anadolu'nun milli mücadelesinin bizzat içinde yer alır Peşaveri. Amasya Kongresi'nden önce Mustafa Kemal Atatürk'le Rauf Orbay'ın buluşmasında da yer almıştır. Daha sonra 1. Meclis'in açılışında vardır. Cumhuriyet'in ilanından sonra Türkiye'nin ilk Afganistan Büyükelçisi oldu. Yeter artık dön diyen annesine cevabıysa Türk halkına olan sevgisini anlatıyordu. Annesi de der ki, Anadolu özgürleşmeden ben anne asla dönmem. İsimsiz kahramanın hayatı bir suikastle sona erdi. Rauf Orbay'a benzetilen Peşaveri, Orbay'ı öldürmek isteyenlerin hedefi oldu. Maçka mezarlığına defnedilen Peşaveri'nin bugün mezar yeri bile belli değil. Hintli kahramanın hayatını araştıran mütercim Mücahit Arslan, en azından mezar yerinin belirlenmesini istiyor. Ben bu mücadelede